Lisedeyken benim bir hocam vardı Sinem Hoca. Dünyanın en iyi öğretmenlerinden birisi olabilir. Gençleri çok severdi. Hani böyle genç aşığıydı ya kadın. Genç görünce dayanamazdı. Öğrencilerine çok bağlıydı, çok severdi. Ve bize her zaman tavsiyelerde bulunurdu. Bakın çocuklar, gençliğiniz asla geri gelmeyecek. Gidin kız arkadaşı edinin. Gidin arkadaşlarınızla birlikte eğlenin. Ara sırada kaçamaklar yapın. Gençliğinizin tadını çıkarın. Asla geri genç olamayacaksınız. Bu yıllarınız asla geri gelmeyecek vermeyeceklerdi bize hep. Bize kız ve erkek ilişkileriyle ilgili, aşk meşk olaylarıyla ilgili akıllar verirdi. Bizle oturur arkadaş gibi sohbet ederdi. Bir gün bir boş derste bizim çocuklardan birisi dedi ki hocam sizin gençliğiniz nasıl geçti? Hani bize anlatır mısınız dedi. İşte o gün Sinem Hoca'nın aslında niye böyle iyi bir insan olduğunu anlamış olduk. Sinem Hoca bize anlatmaya başladığında konuya çok kötü girdi zaten. Ailesi Sinem Hoca'ya çok kötü davranıyormuş. Hatta okula bile göndermek istemiyormuş ve çok kısıtlıyorlarmış. Lisede hep aşık olduğu bir çocuk varmış. Asla onunla konuşamamış. Yıllarca da bunu unutamamış ve hiçbir zaman gençliğini yaşayamamış ve çok pişmanmış bu durumdan. Bizim öyle olmamamız için elinden geleni yapardı. Ama bir gün çok kötü bir şey oldu. Bizim sınıfta Elif diye bir kız vardı ve onun ailesi çok berbat insanlardı. Kızlarına çok kötü davranıyorlardı ve Sinem Hoca'nın başına çok büyük bir sorun açtılar. Dinlerken biraz siniriniz bozulacak ama merak etmeyin biz Sinem elimizden geldiği kadar destek verdik. Onun her zaman arkasında durduk. Dediğim gibi Sinem Hoca geçmişinde kötü bir çocukluk geçirdiği için kendi öğrencilerinin böyle bir hayat yaşamasını istemiyordu. Ve nerede böyle bir çift görse, flört görse her zaman onları kıskanıyordu. Her zaman onlara böyle imrenerek bakıyordu. Bizim sınıfta da flört olan iki kişi vardı. Elif ve Kemal. Kemal bizim yakın arkadaşımızdı. Ara sıra sohbet ederdik. Ama Elif'i çok fazla takmazdık yani. Çok fazla konuşmazdık. Sessiz bir kızdı böyle. Suspus bir kızdı. Kemal'le aralarında o ufak tefek böyle bir şeyler, bir bakışmalar, bir konuşmalar böyle şeyler başlamıştı. Zaman geçtikçe bunu zaten sınıftaki herkes anlamıştı. Hatta Sinem Hoca bile anlamıştı. Ve Sinem Hoca bunu fark ettiği için özellikle onlara yardımcı olmaya çalışıyordum. Mesela derslerde normalde Kemal bizim yanımızda oturuyordu. Elif en ön sıralarda oturuyordu. Kemal'i alıyordu Elif'in yanına oturtuyordu falan. Ara sıra teneffüste böyle görev vermesi gereken öğrenciler oluyordu. İşte hadi git bana çay getir gibisinden. Bazen şey diyordu işte Elif Kemal gelin Hadi gidin bana bir tane çay hazırlayın gelip deyip onların ikisini buradan gönderiyordu falan sınıftan. Çünkü büyük ihtimalle hocanın böyle şeyler çok hoşuna gidiyordu. Çünkü gençlerin kendi arasında kurmuş olduğu ilişki çok güzel bir şeydi. Ve o bunu asla yaşayamamıştı. O çocukların da öyle olmasını istemiyordu. Onları hep böyle yan yana kol kola görmek istiyordu. Bir gün bize bir ödev verdi Sinem Hoca. Ve bu ödev grup şeklinde yapılması gereken bir ödevdi. İki kişilik bir grup olması gerekiyordu. Ödevin konusu araştırma konusu. Tamamen bir araştırma araştırmanın üzerine ve bunu iki kişi oturacak beraber kendi arasında tartışıp A4 kağıdına geçirecektik. Bu şekilde bir ödev verdi. Bunu yapabilmemiz için de bize tavsiyelerde bulundu. Dedi ki arkadaşlar olarak gidiyorsunuz bu konuyu araştırıyorsunuz. İkiniz de ayrı ayrı araştırıyorsunuz ve sonra ikiniz bu konuyu birbirinize anlatıp ortak bir karar olarak tek bir kağıda yazıyorsunuz diye bir ödev verdi. En güzel ödevi yapana direkt yüz vereceğim dedi ve burada önemli olan ödevi gidip internetten bulup kağıda yazmanız değil. Kendi kendi aranızda bunu sohbet ederek bunu güzel bir hale getirip harmanlayıp A4 kağıdına dökmek daha iyi dedi. Yani gidip de bana internette yazan şeyleri kopyala yapıştır yapıp gelmeyin. Sohbet edin kendi düşüncelerinizi yazın derdi hep. Diğer öğretmenler gibi hadi gidin bunu yapın gelin demezdi. Gidin kendi aranızda tartışın. Düşündüklerinizi kağıda yazın derdi. Doğru olup olmaması önemli değil. Senin fikrini merak ediyorum derdi. Çok iyi bir öğretmendi gerçekten. Türkiye'nin gerçekten böyle öğretmenlere ihtiyacı var. Biliyorum birçoğunuzun öğretmeni çok da hoş değil size çok iyi davranmıyor ama inanın ki böyle öğretmenler de arada olabiliyor yani. O yüzden sizden ricam lütfen böyle öğretmenlerin kıymetini bilin ve arkasında durun. Yani onları yalnız bırakmayın. Anladınız mı? Onları yormayın. Teşekkürler. Sinemacı sonra gruplara ayırmaya başladı. İki kişilik grup halinde yapmamız gerekiyor ya. Herkesi ayırdı. Elif'le Kemal'i özellikle aynı gruba verdi. Ben bunu fark ettim zaten. Hatta hani onlara doğru bakıp gülümsedi şöyle. Biz zaten olayı çoktan anlamıştık biliyor musunuz? Çok kral bir öğretmendi. Sonra bizim Kemal kıza gidiyor diyor ki ya diyor sen diyor işte e, bu ödevle ilgili kendi projeni hazırla. Ben de kendi projemi hazırlayayım. Sonra gidelim bir parkta buluşalım, birbirimize ödevimizi anlatalım. Sonra oturur muhabbet ederiz, ondan sonra da kağıda geçiririz bunu diye. Böyle bir plan yapıyorlar. Kemal gidiyor işte ödevini hazırlıyor. Artı gidiyor kıza bir tane çiçek alıyor. Ama iş planladıkları gibi olmuyor. Çünkü bizim sınıfta sevmediğimiz, şerefsiz orospu çocukları diye tabir ettiğimiz birkaç tane daha öğrenci vardı. Bu öğrenciler Elif'le Kemal arasındaki ilişkiyi kıskanıyordu. Açıkçası şöyle söyleyeyim çekemiyorlardı. Çekemedikleri için bu ilişkinin de ileriye doğru gittiğini gördükleri için hocanın da buna yardımcı olduğunu gördükleri için aramızdan bir tane oroslu çocuğu gidiyor Elif'in annesine bakın böyle böyle bir durum var. Sizin kızınızın sınıfta bir sevgilisi var. Hatta hoca bile onlara destek veriyor. Hatta sırf onlar rahat rahat görüşebilsin diye onlara gitti ödev verdi. Bakın kızınızın sevgilisi var haberiniz olsun kardeşim diye ...gidip kızın annesine söylüyor. Kızım bundan haberi yok. Çocuğun bundan haberi yok. Hocanın bundan haberi yok. Bir tane şerefsiz gidip böyle bir şikayette bulunuyor. Sonra Kemal gidiyor. Ödevini hazırlıyor. Kıza da gidiyor bir tane çiçek alıyor. Kızı bekliyor masum masum. Elif de işte gitmiş kendi ödevini hazırlamış. Annesine de söylemiş. Anne bizim bir ödevimiz var. E, bunu grup bir şekilde yapıyoruz. Ben bu ödevimi hazırladım. Arkadaşım da hazırladı. Şimdi gideceğim. Onunla işte ödevlerimizi karşılaştıracağız. Sonra beraber kağıda geçireceğiz diye annesine söylüyor. Annesi de hemen diyor ki Hımm, sen ödev yapmaya mı gidiyorsun? Tamam o zaman ben de geleyim diyor. Annesi de geliyor kızın yanında. Kız ne kadar ısrar ettiyse anne ya sen gelmesen olmaz mı? Biz gençler olarak kendi aramızda tıkılırız dese de annesi de kızın yanında gidiyor. Annesiyle birlikte geliyorlar. Direkt annesi böyle Kemal'i görünce baya bir bağırmaya başlamış. Çocuğa bağırmaya başlamış hemen. Demiş ki sen nasıl benim kızıma çiçek alırsın? Senin amacın ödev yapmak mı? Başka bir şey mi? Ben sizi şikayet edeceğim. İşte biz sizi okula mı gönderiyoruz? Ahıra mı gönderiyoruz? Çocuğa bayağı bir zulmetmiş. Bayağı bir eziyet etmiş. Omzundan falan ittirmiş. En sonunda şey demiş işte. işte o Sinem olacak. Hocanızla görürsünüz siz. Onu da şikayet ettireceğim. Bu okuldan attıracağım. Gidiyor öğrencilerin arasını yapıyor. Biz kimi kime emanet ediyoruz? Böyle öğretmen yerin dibine batsın diyor. Kadın e, çocuğunu da birlikte alıyor. Müdürün yanına gidiyor. Müdüre diyor ki benim kızım diyor işte sınıftan bir tane konuştuğu çocuk varmış diyor. E, Sinem diye bir hocaları varmış bunun diyor. kızımla diyor alanın arasını yapıyormuş diyor. Anlatış şekline bak. Böyle bir şerefsizlik olabilir mi ya? Gerçekten diyorum bak. Böyle bir anlatış biçimi olabilir mi? Öğretmenden şikayetçi oluyor. Kızın anası geliyor, babası geliyor. Biz diyor dilekçe vereceğiz işte Sinem Hoca hakkında. Öğrencilerin arasını yaptığına dair. Sonra müdür de bu olayı kanıtlama nitelinde bizim Sinem Hoca'yı çağırıyor. Sinem Hocaya bazı sorular sormaya başlıyor. Diyor ki hocam diyor işte siz diyor birbiriyle flört eden iki öğrencinin arasını mı yapmaya çalışıyorsunuz? İşte onlara ortak bir dev veriyormuşsunuz. Onları beraber beraber çay aldırmaya gönderiyor musunuz? Beraber dışarıya çıkartıyor musunuz? Bunları yapıyor musunuz diye sinem hocayı konuşturuyor. Sinem hoca da çıkıp müdüre şey demiş işte. Ya hocam yanlış anlamayın da bu öğrenciler yakın arkadaşlar ve kendi aralarında da ufak bir gençliklerini yaşıyorlar. Yani ikisinin arasındaki ilişki öyle çok da kötü bir ilişki değil. Yanlış bir şey yapmıyorlar, gençliklerini yaşıyorlar. Hani bir erkeğin kız arkadaşı olabilir, bir kızın erkek arkadaşı olabilir. Bunlar gayet normal şeyler ve ben ikisinin samimi olduğunu gördüğüm için beraber ödev verdim. Bunun ne gibi bir sakıncası olabilir ki diyor müdüre. Müdür de bunun bir suç olduğunu söylüyor. Amına koyayım yani nasıl bunun bir suç olduğunu söyleyebilirsin ki? Ne yaptılar? Masanın üstüne çıkıp şey mi yaptılar kardeşim? Birbirlerine mi girdiler? Yo alt üstü beraber ödev yapmaya gittiler. Belki kız çocuğa bir gül verecekti. Olacaktı. Bitecekti amına koyayım. Ne evlendiler mi yani? Artı 18 şeyler mi yaptılar? Yo. Hocam kusura bakmayın. Veliler sizin hakkınızda şikayetçi oldu. Ve hani sizin hakkınızda dile göndermemiz gerek diyor okulca. Yani beni bir müdür olarak sizin hakkınızda işlem başlatmam gerekiyor diyor. Benim elim kolum bağlı diyor. Sonra işte sınıfa geliyor Sinem Hoca. Bayağı üzgün bir şekilde bize şey diyor. Gençler diyor çok kalbimi kırdınız diyor. Gerçekten diyor. Hani ben her zaman sizin iyiliğinizi istedim diyor. Her zaman sizin gençliğinizi yaşamanızı istedim diyor. Birisi gidip şikayet etmiş diyor. Hanginiz etti bilmiyorum diyor. Ama benim kötü bir amacım ya da kötü bir düşüncem yoktu. Ben tamamen mutlu olmanızı istedim. Yani niye böyle bir şikayette bulundunuz bilmiyorum ama madem öyle istiyorsunuz bunu Ondan sonra size sizin istediğiniz gibi davranırım dedi. Yaptığınız şeylere hiç karışmam, size hiç tavsiye vermem veya hani size yardımcı olmam. Tamamen normal klasik bir öğretmen olurum. Ödevinizi verin, gidin yapın gelin derim. Olur biter. Ben dedi gidip niye şikayet ediyorsunuz? Ben kötü bir şey yapmadım dedi. Bize bayağı bir böyle söylendi benim de buna çok canım sıkıldı yani hani o kadar moralim bozuldu ki o kadar modum düştü ki bütün sınıf hani böyle tilt oldu sinirlendi dedi ki o, o şikayet eden kim onu bulursak amına koyacağız yani sınıfta işte tek tek kendi aramızda konuştuk kim şikayet etti lan hocayı diye bir türlü bulamadık en son kızlar böyle kendi aralarında konuşurken gizlice ağızlarından kaçırırken duydum bizim sınıfta Kemal'den hoşlanan bir kız varmış ve bu kız Kemal'den hoşlandığı için ve platonik olduğu için bunu Kemal'e söylemediği için Kemal'in tek düşmanı o kız oluyor hani Elif'in de çok fazla düşmanı yok. O çocuğun da yok. İkisinde kimseye zararı yok. Zaten Elif dediğim kız kendi halinde sessiz böyle hiç konuşmayan pisik gibi bir kız yani. yani hiç ondan nefret eden onu sevmeyen biri yok sınıfta. E Kemal de öyle eğlenceli çocuk. Goygoyu yapmayı da seviyor. Biz agalarımızı satmayız erkekler olarak. Yani birbirimizi tanıyoruz. Ya benim birkaç kişi, kişi vardı da onlar değillermiş. Sonra anlıyoruz ki Selin denen orospu Kemal'den hoşlandığı için hani Elif'le de bir şeyler yaşamasını istemediği için gidip bizim Sinem Hoca şikayet etmiş. Bu durumun peşine düşüyorum dedektif gibi. Bir gün gidiyorum Selin'in yanına. Selin ne yapıyorsun diyorum. Durduk yere gidip Selin'e Selin ne yapıyorsun gel bir konuşalım dedim de eli ayağı falan titredi böyle. Ya dedim sana bir şey söyleyeceğim gelsene benimle dedim. Aldım onu kantine götürdüm. Beni niye kantine götürüyorsun dedi Bilal dedi. Ne oldu dedi. Ne söyleyeceksin bana dedi. Ya Selin dedim ben bir şey duydum dedim. Doğru mu dedim. Ne duydun dedi. Sen Kemal'den boşlanıyorsun dedim. Sen ne saçmalıyorsun dedi. Ben dedim ne alakası var dedi. Kemal'le görüşmüyorum bile dedi. Bilmiyorum dedi. Ne alakası Ayrıca Kemal çirkin dedi. O yüzden mi bu kadar heyecanlandın, sinirlendin, bağırdın, çağırdın? Madem hoşlanmıyorsun bana sakin bir şekilde yo Bilal ne alaka diyebilirdin. Niye bu kadar gerildin? Sen saçmalıyorsun Bilal dedi. Seni şikayet edeceğim dedi. Bana ne demeye çalışıyorsun dedi. Gitti. Ben orada suçlunun kim olduğunu öğrenmiş oldum. Selin Orospu ortalığı karıştırmak için gitmiş şikayet etmiş. Sonra bu Selin'in nerede oturduğunu araştırdım. Bizim kızlardan falan öğrendim. Evinin adresini öğrendim Selin'in. Bir gün okula gitmezden önce erkenden kalktım. Ee, Selin'in evine doğru gittim. Hani çıkmasını bekledim. Bir apartmandan çıktı. Kaçıncı katta falan oturduğunu bilmiyordum. Sadece evine biliyordum. E, büyük bir apartmandı. Böyle tek tek zillere bastım. Özellikle Selin'in ailesini bulabilmek için birkaç tane zile bastım ve görüştüm. Dedim işte Selin diye bir kızınız var mı? Bu evde e, Selin diye bir kız oturuyormuş. Onun ailesine ulaşmam gerekiyor. Okuldan geliyorum. Ben onun sınıf arkadaşıyım diyorum. Bana birçok kişi yardımcı olmadı. Çünkü komşuluk ölmüş amına koyayım. Adam bilmiyor. Bu apartmanda Selin diye bir kız mı varmış? Evet varmış. Günaydın. Hani komşunuz ya. Aynı apartmanda oturuyorsunuz falan ama kimse bilmiyor ne hikmetse. En sonunda buldum. Kapıcı sağ olsun bana yardımcı oldu. Ailesinin yanına çıktım. Babası yoktu zaten, annesi vardı. Hani annesini de görseniz iyi bir kadın aslında. Yani kız niye öyle bir kız olmuş bilmiyorum ama annesi iyi bir kadındı. Dedim merhaba iyi günler. İyi günler dedi. Buyurun dedi. Siz kimsiniz dedi. Ben de dedim ben dedim işte Selin'in sınıf arkadaşıyım dedim. Sizinle dedim bir konu hakkında görüşmem gerekiyor dedim. Hani bir konuşabilir miyiz dedim. Tabi buyur dedi. Geç içeriye geç dedi. Aç mısın dedi. Sana bir şeyler hazırlayayım dedi. İçecek falan içersen içecek de ikram edebilirim dedi. Yok sağ olun teşekkür ederim dedim. Evin içine girdim. Bana dedi ki işte sen okula gitmeyecek misin? Geç kalmıyor musun? Ben de dedim sıkıntı yok dedim. Geç kalsam daha daha önemli bir mevzu için buraya geldim. Anlatmaya başladım işte. Bakın dedim bizim sınıfta Sinem Hoca diye bir hocamız var. Ve hani kendisini çok seviyoruz. Bizim en iyi öğretmenimiz. Dünyadaki en iyi öğretmen kendisi. Ve bize çok iyi davranıyor. Hem öğretmenin geçmişini anlattım. Hem bize davranışlarını anlattım. Hem bizi okula nasıl te teşvik ettiğini, bize nasıl iyi davrandığını anlattım kadın baya bir mutlu oldu sevindi böyle bir hocanız olduğu için işte mutlu oldum dedi sevindim dedi sonra kızının yaptıklarını anlattım ama dedim sizin kızınız gitti ve Selin hocayı şikayet etti dedim müdüre ve sonra kızın ailesi okula geldi şimdi dedim Sinem hocayı okuldan attırmaya çalışıyorlar onun hakkında işlem başlatmaya çalışıyorlar sonra dedim ki kadına yani sizin dedim hani kızınız niye böyle bir şey yaptı ki durduk yere dedim yani ne gerek vardı buna dedim lütfen dedim kızınızı uyarır mısınız yani bu durumu düzeltmesi için onunla konuşur musunuz dedim ben dedi eli geleni yapacağım dedi. Hatta okula gidip müdürle de görüşeceğim dedi. Sancan'a sıkma şimdi okuluna git geç kalma dedi. Bugün dedi işlerimi bitirip evi falan toparlayıp gelirim dedi. Sonra gittim okula. Zaten geç kalmıştım. Ee, geç kaldığım zaman da Selim bunu fark etmiş. Hani benim okula geç kaldığımı zaten fark etmiş. Sınıfa girdiğimde hoca çoktan sınıfa girmişti. Ka e, kapıyı çaldım geç kaldım hocam falan dedim. Selim benim suratıma baktı böyle boş boş. Geçtim sınıfa oturdum işte. İkinci dersin teneffüsünde de bunun annesi geldi. Zaten sınıfa geldi direkt ve beni de gördü orada. Aa, merhaba dedi. Orada da beni tanıdı konuştuk biraz. Annesi işte benle konuşunca Selin zaten bayağı bir korktu. Altına sıçtı yani. Ananı sikeyim.'' de dedin ya. Bu çocuk gitti ne yaptı annemle mi konuştu falan. Sonra ee, annesi aldı Selin'i götürdü. Biz bilmiyoruz nereye götürdüğünü. Müdürün yanına götürmüş meğer. Önce gitmiş Selin'le konuşmuş. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Niye insanların hayatıyla oynuyorsun? Niye insanlara gidip şikayet ediyorsun diye? Kimsenin kimseye zararı yok. Sen gidip niye ortalığı karıştırıyorsun diye. Gidiyor kendi kızına kızıyor. Sonra müdürün yanına gidiyorlar. Müdürün yanına durumu anlatıyorlar benim kızım yanlış anlamış. Ortada böyle bir şey yok. Tamamen bir kendi kafasında kurmuş bu olayları. Ee, hani o öğretmenin gidip de onlara böyle bir yakınlık makınlık kurduğu ya da aralarını yaptığı falan yok. Benim kızım tamamen bunları uydurmuş diye. Biz şikayetimizi geri çekmek istiyoruz diye ee, kadına, öğretmene, pardon müdüre söylüyor. Anlatıyor durumu. Ama müdür de diyor ki yani hanımefendi kusura bakmayın ama bu benle ilgili bir durum değil diyor. Bu artık Elif'in ailesinin şikayetçi olup olmamasıyla ilgili bir durum. Yani gidip Elif'in ailesiyle konuşmanız gerek. Bunun benimle bir alakası yok. Bu sorunu ben çözemem diyor. Sizin diyor gidip Elif'in ailesiyle konuşmanız lazım. Durum benden çıktı artık diyor. Hal böyle olunca annesi geldi sınıfa. Tekrardan bize olayı anlattı. Dedi ki işte e, Elif'in annesiyle konuşmam lazım dedi. Sınıfta Elif'i çağırdı dedi. Annen de okula gelebilir mi dedi? Annenle görüşebilir miyim dedi? Yani müsait mi ya da nerede oturuyor gideyim görüşeyim dedi. Elif de şey dedi de annem dedi bu konularda bayağı bir kızıyor zaten. Bayağı bir gergin davranıyor. E, ama dedi konuşabilirsiniz dedi. İstiyor kendisini yarın okula çağırayım. Siz de gelin beraber konuşursunuz dedi. Kadın da tamam dedi. Yarın anneni çağır gelsin. Beraber işte ben senin annen oturur konuşuruz. Ondan sonra öğrenciler olarak da gelir durumu anlatırız. Yani sınıf olarak da gelir durumu annene anlatırız. Böyle bir şey yok. Bu çocuklar arkadaşlar. Samimi arkadaşlar. Birbirlerini seviyorlar. Yani sevgili olarak bakmayın. Arkadaş olarak birbirlerini seviyorlar. Bu şekilde durumu anlatırız. Olayı örteriz. Annen de şikayetini geri çeker. Olur biter dedi. Sonra benim aklıma bir plan geldi. Selin'in annesi tam gidiyordu ee, şey dedim bakar mısınız dedim durdurdum kadını. Ya dedim ee, şimdi siz yarın hani konuşacaksınız ya Elif'in annesiyle. Evet. Acaba ben de annemi çağırsam o da gelmiş olsa ve hani siz bunu beraber topluca konuşsanız. Çünkü siz ikili diyalog kurduğunuz zaman kadın sinirlenip ee, gerginlik çıkartabilir yine. Ama bunu daha kalabalık bir şekilde konuşursak çok da itiraz edemez diye düşünüyorum. Bence dedim hani herkes elini taşın altına koysun bu kadınla beraber konuşalım. Mantıklı dedi. Ben annemi çağırdım. Sınıftan birkaç çocuk da annesi çağırdı. Bütün anneler toplandı. E, Elif'in annesini bekliyoruz. Neden? Sinem Hoca'dan şikayetçi olmasın. Çünkü Sinem Hoca dünyalar güzeli bir öğretmen ve onun hani ceza alması bize çok koyar. Ben gittim işte durumu anneme anlattım. Millet gitti durumu annesine anlattı. Hep beraber okulda toplandık. Elif'in annesini bekliyoruz. Elif'in annesi bir geldi baktı bütün anneler toplanmış. Sonra kadına bizim Sinem Hoca'yı anlatmaya başladılar. Sinem Hoca sağ olsun çok iyi bir öğretmen. Bizim çocuğumuzun dersleri kötüydü. Çok iyi geldi ona. Bizim çocuğumuza moral veriyor. Bizim çocuğumuza iyi davranıyor. Bak yapma böyle. Hani öğretmenin kötü bir niyeti yok. Öğretmen gençliğini yaşayamamış. Çocukların da böyle birbirleriyle ilgilendiğini görünce mutlu olmuş kadın. Onlara bir yardımcı olmak istemiş. Yani siz yapmayın böyle şeyler. Cidden ortada kötü bir ya yanlış anlayacağınız bir şey yok. Bunlar iyi çocuk yani hatta Kemal'in annesi de gelmiş duruma el atmak için. Bakın demiş benim çocuğumun kötü bir niyeti yok. Tamamen yakın arkadaş oldukları için centilmenlik gereği bir çiçek almak istemiş. Bunu yanlış anlamayın lütfen. Olabilir e, işte kız çocuğu annesisiniz. Lütfen bunu yanlış anlamayın. Hani görmezden gelin. Onlar daha gençtir. Gençliğini yaşıyor. Yani siz bunu maruz görün diye kadına konuşuyorlar tamam mı? Kadın da tabii bu kadar veli gelmiş ısrar ediyor. E baktı biz de şahidiz sınıf olarak. Ortada bir sorun da yok. Kemal de gelmiş özür dilemiş. Yani benim kızınızla ilgili kötü bir düşüncem yoktu. Benim kötü bir niyetim yoktu. Ben tamamen arkadaşça gelmiştim oraya diye. Kadını ikna ediyorlar. Sonra Elif'in annesi de gidiyor müdüre. Tamam diyor ben diyor şikayetimi geri aldım diyor. Bu hoca ile ilgili diyor bir araştırma yaptım diyor. Veliler diyor öğretmenden çok memnun. Çok iyi bir hocaymış. Ben de durumu yanlış anlamışım. Kusura bakmayın diyor. Ben şikayetimi geri almak istiyorum diyor. Şikayetini geri alıyor. Sonra işte bu Elif'in annesi Sinem Hoca ile konuşmaya gidiyor. Hocam işte böyle böyle bir durum varmış. Ben şikayetimi geri aldım. Yani böyle şeyler yapmayın diye tekrardan Sinem Hoca ile konuşmaya gidiyor. Sinem Hoca da diyor ki bütün öğretmen bütün velilerin karşısında hep beraber gelmişiz. Bakın dedi hepiniz için diyorum dedi. Ben de bir öğretmenim. Ben de bir kadınım. Ve ben gençliğimi yaşayamadım dedi. Hani gençler birbirini sevebilir. Arkadaş olabilir. Flört olabilir. Gençliğini yaşayabilir. Lütfen çocuklarınızın geleceğinin kıymetini bilin. Ve gençliklerini yaşamaları için onlara izin verin. Ben bir öğretmen olarak gençliğimi yaşayamadım. Ve bu durumdan çok pişmanım. Hani çocuklarınız da bunu yaş Yaşamasın. Çocuklarınıza eziyet etmeyin. Bir saat nasihat verdi bütün annelere. Ve zaten özür dilemişti o Elif'in annesi zaten hocadan özür dilemişti. Olabilir işte senin kızının erkek arkadaşı olamaz mı? Kötü bir şey mi? Kızın gençliğini yaşıyor. Mutlu. Eğleniyor. Hani bunu niye görmezden geliyorsun deyince tabii kadın da tekrardan bir daha özür diledi ama bu sefer daha içten özür diledi. Ondan sonra bu konuyu kapattılar ve şikayeti geri aldılar. Yani bu olayı kapattık ama yani Sinem hocanın bu olaya kadar çok canı sıkıldık yani. Kadın hani her zamankinden daha mutsuzdu. Hani derslere geldiğinde fark ediyorduk. Hani bize birazcık daha böyle ciddi davranmaya başladı. Onun da hayat enerjisi bitti. O günden sonra öğrenciler olarak biz onu eğlendirmeye başlamıştık. Biz ona moral veriyorduk. Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Bugün çok şıksınız. Çok güzelsiniz. Hani biz ona artık moral vermeye başladık. O da zaten bizim böyle yaptığımızı görünce tekrar eski haline döndü. İşte bu kadar. Siz siz olun beyler. Öğretmenlerinizin kıymetini bilin ama gerçekten öğretmen diyebileceğimiz öğretmenlerin kıymetini bilin. Hani diğer öğretmenlere hiç tenezzül bile etmeyin. O hayatı çok boktan olup öğrencilerin hayatını zehirlemeye çalışan öğretmenlerden bahsetmiyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya amına koyduklarım bak videoyu yine izlediniz ama bak like atmıyorsunuz bak. Geldiniz burada beni dinliyorsunuz beyler sonra like atmıyorsunuz. Bana da ayıp size de ayıp yani yapmayın böyle şeyler. Bir de şu hani son zamanlarda fark ediyorum da hani videolar izleyen sayısı kanala hiç abone değil. Yani video izliyorsanız kanalına niye abone değilsiniz? Onu da halledersek sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.